Akademi serisinin en yeni üyesi alabileceğiniz en iyi not serisi modelle karşınızdayız. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus'ın oyun performansına bakıyoruz. Redmi Note serisi özellikle hem ülkemizde hem de dünyada çok sevilen bir model, bir seri arkadaşlar. Ülkemizde Redmi Note 8 ile başlayan Note 9, Note 10, Note 11, Note 12 bunların hepsi çok fazla seviliyor, çok fazla tutuluyor. Dolayısıyla 13 serisi de çok fazla tutulacak çünkü şu ana kadar üretilmiş en iyi modelle, en iyi Note serisi modelle karşınızdayız ve gerçekten iddialı bir model arkadaşlar. Bu telefon gırtlak dolu bir telefon. İçerisinde MediaTek'in Dynasty 7200 Ultra işlemcisi var. 16 GB RAM ve 512 GB da hafızası var. Dolu dolu bir telefon arkadaşlar. Bu telefonun oyun performansını gerçekten ben de merak ediyorum. Beraber bakacağız. 3 tane oyun oynayacağız. PUBG oynayacağız arkadaşlar. 15 dakika PUBG oynayacağız. 15 dakika Genshin oynayacağız. 15 dakikada Real Racing 3 oynayacağız. Bu 3 oyunu da başlangıç pil değerleri, bitiş pil değerleri, ısıları falan hepsine bakacağız. FPS değerlerine bakacağız ve sonunda cihazla alakalı daha iyi fikirler edineceğiz arkadaşlar. Bu cihazla alakalı en detaylı incelemeyi de bizler çekiyoruz. Daha öncesinde ön incelemesini yaptım, detaylı incelemesini yaptım, oyun incelemesini yapıyoruz. Bir de çok yakında kamera incelemesi de gelecek arkadaşlar. Evet, isterseniz lafı çok uzatmayalım. Videonun devamına, oyunlara geçelim. Ayrıca şunu da belirtiyorum, çok iyi bir PUBG oyuncusu değilim. Sadece sizlere göstereceğim arkadaşlar. Nasıl oynadığıma çok fazla takılmayın. Evet, sistemimiz hazır şu anda. Note 13 Pro Plus telefonumuz burada. Gördüğünüz gibi bir tane sıcak ölçerimiz var. Sıcaklık ölçerimiz var. Burada da kronometremiz var. 15'er dakika 3 oyun oynayacağız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere pilimiz %66 ve saat de 23.12 arkadaşlar. İlk oyunumuzu çalıştırıyoruz. İlk oyunumuz PUBG. Buradan da başlata basalım. Buradaki değerler ara ara gidiyor geliyor. Tabii PUBG 120 açıyor mu açmıyor mu, FPS nedir ne değildir bilmiyorum. En yüksek değerde oynuyorum PUBG'yi, size de ayarlar bölümünü göstereceğim. Grafik ayarlarından gördüğünüz gibi PUBG'nin ayarları bu şekilde. Burada Ultra'da, burada HDR'de, diğerleri zaten açılmıyor arkadaşlar. Şu anda sıcaklığı göstereyim size. Cihaz şu anda çok soğuk olduğu için derece 29 derece civarında. Şu low dediği yer arkadaşlar, burada sıcaklık neredeyse yok, yani ölçmüyor. 25 civarlarında olduğu için herhalde. Şu an oyuna daha başlamadık bile. 4 dakikamız, 3 dakikamız geçti. Biraz açık alana çıkalım. Bizi vursunlar. Kaç adam görelim. Kötü oynadığım için zaten bana hep rakip olarak kötü adamlar geliyor. Oynamayı bilmeyen benden kötü adamlar geliyor. Bu arada FPS'leri görüyorsunuz arkadaşlar. 60 ile 120 arasında gidiyor. 60 mı veriyor, 120 mi veriyor? Burada da böyle yine değişken FPS değerlerini görüyorsunuz. Ne veriyor açıkçası tam bilmiyorum ama bu şekilde bir test imkanı buldum artık. Şu anda 5,5-6 dakikaya doğru gidiyoruz. Herhangi bir ısınma sezmedim henüz. Ne ekranda ne de arka bölümde. Evet, şu yeşilliklerden falan geçerken bir kontrol edin, bir bakın arkadaşlar, bakın. Hiçbir şey yok. En yüksek değerde, yani açabileceği en yüksek değerde şu anda gerçekten çok sorunsuz bir performans sergiliyor. Donma kasma zaten yok. Gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Çalılıkların arasından falan geçerken de bakın, size göstermiş olayım. Herhangi bir şey yok ya. Yani. Şu anda 9,5 dakika oldu. Kesinlikle
herhangi bir sıkıntı şu anda sezmiyorum arkadaşlar. Evet, bunu da vurduk. Tam 15. dakikada öldük, evet. Buralar 30 derecelik, 29 derecelik. Zaten 36 derece bana biraz abartı gelmişti. Şu anda 31-32 derecelik değerler görüyoruz. Bu şekilde bakın. Hatta 28-8, 31-8. 32,5 buralar herhalde işlemcinin olduğu yerler. 29, 28, 28 gibi değerler gördük arkadaşlar. 15. dakikanın sonunda. Şimdi pil değerlerimize bakalım hızlı bir şekilde. Pilimiz %61. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Saate de bakmış olun. 23, 29 şu anda saatimiz arkadaşlar. Şimdi bir araba yarışına girelim. Bunu da sıfırlayalım ve tekrar başlatalım. Gördüğünüz üzere tekrar söylüyorum. Burada %61'lik bir pilimiz var. Oyunumuza başladık. Birkaç tur araba yarışı yapalım. 15 dakika biraz fazla gelebilir bunun için ama yine de biraz oynayalım. Zımbırtısını, oyun ayarlarını tam yardımlı aldım ki güzel gidelim. Yoksa zor bu oyunu oynamak biraz. Bu Real Racing 3 gerçekten uzun yıllardır Play Store'da olan bir oyun. Grafikleri özellikle çok güzel bir oyun. Oynaması çok zevkli mi derseniz bence değil. Ama hani grafikler açısından cihazı belki zorlayabilecek bir şeydir diye bunu yükledim. Bu arada hani FPS'leri görüyorsunuz. Çok değişken FPS'ler yan tarafta. Burada da bu arada oyun yüksek ayarlarda oynanıyor arkadaşlar. Onu göstermeyi unuttum ama oyun sonunda gösteririm ayarlardan. Şu mavi Ford da bu oyunun en eski arabalarından. Hatırlıyorum yani. Yıllar yıllar önce oynuyordum. Seçiyordum o arabayı. Zaten ben oynamasam da kendisi gidiyor. Bu oyunu da bitirdik. Gördüğünüz gibi 10 dakika oldu. 10,5 dakika oldu hatta. Çıkabiliriz artık. Pil değerlerimizi gösterelim. %57 pilimiz kaldı. Sıcaklığımıza bakacağız. Önce ön taraftan bakalım. Bu değil. Burada insan var. Evet.
ev işareti olacaktı. 31 derece hala, özellikle ön taraftaki sıcaklık değerlerimize bakıyoruz şu anda. Evet. Şuralar işlemci bölgeleri, bir tık daha fazla, 32,5 civarları. Hafiften sıcaklık hissediyorum bu arada arkadaşlar, hissetmiyorum değil. Ama öyle kesinlikle rahatsız edici değil, o eski nesil yanan işlemciler gibi değil asla. Mesela şu sıcaklık değerlerini eskiden, ben öyle basıyorum ama görüyorsunuzdur inşallah. Şu sıcaklık değerlerini eskiden Samsung telefonlarda görürdük, normal kullanımda görürdük. Bir de şu anda havalar soğuk, biraz da onun da etkisi olabilir. 12, wow, 34. Evet, buralar 33-34. Demek ki işlemcinin bulunduğu yerler buralar arkadaşlar. Bir de Genshin Impact'e bakalım. Tabii arkada oyunumuzu kapatalım ve Genshin Impact'i açıyoruz. Bu da ağır bir oyun bilirsiniz. Yani şu uygulama doğru gösteriyor mu bilmiyorum ama normalde bu tarz oyunlarda aslında 60 FPS standart olması lazım. Şurada 60-120 arası gidip geliyor ama bilemiyorum arkadaşlar. Bu uygulamaların yalancısıyım ben. Bu arada başlatmamıştık süremizi, başlatmış olduk. Tekrar pilimize bakalım. %57 gözüküyor. Pilimize arkadaşlar, saate bakalım. 23.42 gösteriyor şu an. Evet, neredeydi bunun ayarlar bölümü, neredeydi? Şuradaydı. Evet, bakın burada ayarları açtık. Nerede? Grafik bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi grafik değerlerimiz bu şekilde. Yani en yüksekte oynuyoruz. Onu da göstermiş olalım. Burada gördüğünüz gibi her şey en üstte. FPS'de 60 olarak açalım. Motion Blur falan, her şey en üstte arkadaşlar. En yüksek derecede açtık biz oyunu. Tamam. Evet. Buyurun. Yani oyunu 60 derecede, 60 FPS'te ayarlarda açtık ama üstte gördüğünüz gibi 88'ler, 100'ler falan havalarda uçuşuyor arkadaşlar. O yüzden bu uygulamaların çok da güvenilir olabileceğini düşünmüyorum ama şu anda bu şekilde bir değer alıyoruz. Evet, burada hafiften oyunun ısındığını hissediyorum arkadaşlar. Daha doğrusu telefonun ısındığını hissediyorum. Bazen oyunu daha iyi görebilmek için kadrajdan çıkabiliyorum. Evet, bakın burada çalılıkların arasından geçiyoruz. Hiçbir şey yok. Gayet güzel. Kasma, donma falan zaten yok. Gayet güzel gittiğini söyleyebilirim. Yanıyoruz. Yanıyorsun Fuat abi, evet. Grafikleri güzel bir oyun. Varsa yine bu testlerde oynamamızı istediğiniz oyunlar, bakabiliriz onlara da. Şu an cihazım bayağı bir ısındığını hissediyorum arkadaşlar. Sıcaklık alıyorum. Bilginiz olsun.
Şu an 7 dakika 20 saniye oldu. Dediğim gibi iyi bir sıcaklık alıyorum arkadan. Cihazdaki sıcaklığı dediğim gibi gayet iyi hissediyorum şu anda. Ölmüyor ha. Sonunda evet. Yine boğulduk. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, bu da bu kadar. Şimdi çıkalım buradan ve bakalım. Şu anda pilimiz %50 kalmış durumda. Pil değerimiz %50. Saat 23.56. 14 dakikada Genshin Impact oynadık sevgili arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 40-45 dakikadır bu cihaz açık. Hayır, şu çocuk değildi, ev işaretiydi. Şimdi bakacağız. 33.2. Son değerlerimiz 34 derece. En sıcak yerimiz de burası. Oo, 37.4 derece. Burası bayağı bir sıcakmış arkadaşlar. 37.1. 36.8. Evet. Yani hissediyordum sıcaklığı. Gayet de güzel ısınmış. Bu değerler fazla mı değil mi, artık siz karar verirsiniz. Değerler bunlar. Rahatsız edici sıcaklıklar değil bu arada. Yani sıcaklığı hissediyorsunuz ama rahatsız edici değil. Oyunda bir yavaşlama, bir donma, bir kasma yaptı mı derseniz, siz de gördünüz zaten. Bence yapmadı. Oyun oynama deneyimine bir etkisi henüz olmadı. Belki 10-15 dakika, belki 20 dakika daha oynarsak etkisi olabilirdi. Bu arada bence Genshin değil de PUBG'ye devam etseydik bu kadar olmayacaktı. Genshin daha ağır bir oyun. O yüzden bir de yüksek değerlerde oynadığımız için burada biraz cihazı zorlamış olduk. Hem PUBG'de, hem Genshin'de, hem de araba yarışında çok yüksek değerlerde oynadığımız için cihaz zorlandı bence. Ama normal değerlerde bu kadar zorlanacağını düşünmüyorum. Bence yine gayet iyi bir performans verdi. Evet, bu videoda sizlere Redmi Note 13 Pro Plus'ın oyun performansını göstermeye çalıştık. Sizce telefon nasıl bir oyun performansı gösterdi? Sizce yeterli bir performans gösteriyor mu? Videonun yorum bölümüne yazarsanız oradan tartışırız. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.